Nil, Ganj, Fırat gibi akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşturması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Denize döküldükleri yerlerde denizin sığ olması gerekiyor ki orada akarsuyun getirdiği alüyonlar bu sığ alanları kolayca doldurup delta oluşsun. Denize döküldükleri yerlerde dalga ve akıntıların zayıf olması gerekiyor ki buradaki dalga akıntılar biriken malzemeyi alıp götürmesin. Akarsuların içinde aktığı yatakları aşındırdıklarının ki bunun özellikle göstergesi diyebiliriz. Çünkü çok fazla alivyon niye geliyor? O alanda aşındırma olduğu için. Havzalarında kolay çözünebilen kayaçların bulunduğunun bir göstergesi olamaz. Çünkü kolay çözünebilen kayaçlar varsa suyun içerisinde eridiği için kıyıya bir malzeme gelmiyor. Bu da delta oluşumunu zorlaştırıyor. Akarsuların bol miktarda alüvyon taşıması da gerekiyordu delta oluşması için. Yani burada çözünebilen kayaçlar delta oluşmasını zorlaştıran faktörler arasında olduğu için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisinden söz edilemez? Kuzey Afrika'da kumulların geniş yer kaplaması rüzgarın etkili olduğunu kanıtlar. Rüzgar bir dış kuvvettir. İskandinavya'da fjord ve skyr tipi kıyıların yaygın olması buzullarla alakalıdır. Buzul bir dış kuvvettir. Büyük okyanus çevresinde aktif volkanlar, volkanizma iç kuvvettir. Karaların iç kısımlarında fiziksel ufalanma sıcaklık farkına bağlıdır. Bunda da iklim etkisi ve dış kuvvetler dikkate alınabilir. Kıyı göre deniz turizmi için gerekli olan kumuların yaygın olması yine kıyıda dalgaların biriktirmesiyle oluşur. Ki burada volkanizma, deprem, epirojenez, orojenez bunlar iç kuvvetli. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı olarak aldık. İzoipsi yöntemiyle çizilen bir topografya haritasında yer şekillerinden hangilerinde izoipsiler arası mesafe daha fazladır? Fales kıyıda oluşmuş dikler olduğu için eğimin fazla olduğu alanlarda biz eğrilerin birbirine yaklaştığını biliyorduk. O zaman kıyıda eğriler birbirine yaklaşıyorsa o alanlarda falez oluşumları görülmektedir. Falez, izoipslerin sık geçtiği alanlardır. Tabanlı vadiye baktığımızda ki tabanlı vadi eğimin az olduğu alanlarda görülen vadi tipi. Eğim azsa o alanda izoipsler daha seyrek mesafeyle geçecektir. Yani izoipsler arası mesafe daha fazladır. Şelale ki ne olacaktı? Akarsu eğimli bir yerden dökülecek ve orada bir şelale oluşacaktı. Eğimin fazla olduğu yer olduğu için şelalelerin olduğu yerde eğimler daha sık geçer. Delta ki delta oluşması için kıyıda sığ alanların olması ve e, yine o alanda düzlük bir kısımda eğimin az olması gerekiyordu. Burada da izoipsel arası mesafe farkı daha fazladır. Çentik vadde ise eğimli alanlarda oluşan vadi tipiydi. Burada da eğriler daha sık geçmektedir. Yani daha fazla mesafe olan 2 ve 4. Burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümünde okuyan öğrenciler, yer şekillerini oluşturan üniteleri ve beşeri yapıyı yerinde görmek için 5 günlük araştırma ve gözlem içerikli gezi düzenlemişlerdir. Öğrencilerin gezeceği yerler ve günler aşağıdaki gibi planlanarak öğrencilere daha önceden duyurulmuştur. Gezinin yapılacağı günler ve yerler aşağıda verilmiştir. Birinci gün: Obru platosu ve Konya'daki Kızören Obru. 2. gün: Megete Mağar Gölü ve Mevlana Türbesi. 3. gün: Batı Toroslardaki mağaralar. Dördüncü gün: Hierapolis antik kenti ve Pamukkale travertenleri. 5. gün: Yorgunluk atmak için Afyon Karahisar Sandıklı kaplıcalarında dinlenme. Öğrenciler hangi günler karstik şekilleri inceleyecektir? Obruk, özellikle yer altındaki mağaraların tavanının çökmesiyle oluşan karstik şekillere, karstik aşındırma şekillerine örnektir. Meke Tuzlası mağar gölü baktığımızda burada Volkanik olan, volkanik patlamalar sonucu oluşmuş çukurluklarda suyun birikmesiyle oluşur. Bunda karstik bir durum söz konusu değil. Batı Toroslardaki mağaralar, mağaralar erime sonucu oluşmuş karstik aşındırma şeklidir. Hierapolis antik kenti tabi beşeri bir durumda. Pamukkale travertenleri ise karstik birikim şekilleri arasında yer almaktadır. Kaplıcalar ise fayatları ve o alanda sıcak su kaynakları ile alakalıdır. Burada da karstik bir durum söz konusu değil. O zaman 1, 3 ve 4'ü dikkate aldık. Burada da doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ankara Üniversitesi coğrafya bölümünde okuyan öğrenciler yer şekillerini oluşturan üniteleri ve beşeri yapıyı yerine görmek için 5 günlük araştırma ve gözlem içerikli gezi düzenlemişlerdir. Öğrencilerin gezeceği yerler ve günler aşağıdaki gibi planlanarak öğrencilere daha önceden duyurulmuştur. Gezinin yapılacağı günler ve yerler aşağıda verilmiştir. Birinci gün Obruk Platosu ve Konya'daki Kızören Obruğu. İkinci gün Meket Uzası Mağar Gölü ve Mevlana Türbesi. Üçüncü gün Batı Toroslardaki Mağaralar. Dördüncü gün Hierapolis Antik Kenti ve Ponkale Travertenleri. Beşinci gün yorgunluk atmak için Afyon Karahisar Sandıklı Kaplıcalarında Dinlenme. Öğrenciler hangi günler iç kuvvetlerinin etkili olduğu doğal ve beşeri yerleri gezecektir? Burada baktığımızda özellik olarak Obruk ve Konya'daki Kızören Obruğu karstik oluşumlardır ve dış kuvvetler tarafından oluşturulmuştur. Meke tuzdası volkanizma sonucu oluşturulmuş iç kuvvetlere örnek olarak vereceğimiz bir şekildir. Batı Toroslardaki mağaralar dış kuvvetler tarafından oluşturulmuş yeraltı suları kısmında değerlendirilir. Pamukkale travertenleri yine dış kuvvet ama kaplıcalar fayatları iç kuvvet diyebiliriz. Yani 2 ve 5. günler bizim doğru cevabımız C şıkkı olarak dikkate aldık. Ankara Üniversitesi coğrafya bölümünde okuyan öğrenciler yer şeklini oluşturan üniteleri ve beşeri yapıyı yerinde görmek için 5 günlük araştırma ve gözlem içerikli gezi düzenlemişlerdir. Öğrencilerin gezeceği yerler ve günler aşağıdaki gibi planlanarak öğrencilere daha önceden duyurulmuştur. Gezinin yapılacağı günler ve yerler aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi günler sadece doğal unsurları inceleyeceklerdir? Birinci gün Obruk Platosu. Obruk Platosu doğal oluşum. Konya'daki kız öğrenci doğal oluşum. Burada doğal oluşumları incelediler. İkinci gün Meket Uzası doğal oluşum. Ama Mevlana Türbesi beşeri bir oluşum. Üçüncü gün Batı Toroslar'daki mağaralar doğal bir oluşum. Dördüncü gün Hierapolis Antik Kenti beşeri. Pamukkale Travertenleri doğal bir oluşum. Yani bu ikisini kesinlikle eledim. Çünkü bir tanesi beşeri bir tanesi doğal. Hepsinin de doğal olduğu bir yeri inceleyecekler. Beşinci gün zaten dinleniyorlar. Herhangi bir yer incelemiyorlar. Böyle bir mantıkla gittik. Yani 1 ve 3 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerinden biri değildir? Mantar kayalar rüzgarlar tarafından oluşturulmuş aşındırma şeklidir. Diğerleri ise akarsuların oluşturduğu aşındırma şekilleri arasında sayılır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toprak ince taneli ve gevşek dokudadır ki rüzgar bu alanlarda kolayca aşındırma ve biriktirme yapabilsin. Sürekli rüzgarların etki alanında bulunurlar demiş. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani rüzgarların etkili olabilmesi, aşındırma ve biriktirme yapabilmesi için sürekli rüzgarlara gerek yoktur. Kurak ve yarı kurak iklim koşullarında etkilidir. Yer şekilleri genellikle düz ve sadedir bitki örtüsü bu alanlarda cılızdır. Ama sürekli rüzgarlar neydi? Alizeler, batı rüzgarları, kutup rüzgarları İlla ki bunların etkili olmasına gerek yok o alanlarda. Yerel rüzgarlar da bu etkiyi yapabilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda dalgaların oluşturduğu bazı yer şekilleri gösterilmiştir. Görsellerde verilen yer şekilleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak sıralanmıştır? 1. Kıyıda oluşmuş diklik ya da uçurumlar. Ne diyorduk bunlara? Falez ya da yalıyar diyorduk. Bunun yanında bir e, koy da körfezin önü dalgaların getirdiği kumlar tarafından kapatılıyorsa burada lagünler, deniz kulakları oluşuyordu. Eğer bir ada kıyı oku yardımıyla dalgaların getirdiği kumlular tarafından karaya bağlanıp yarımada oluşturuyorsa bunlara tombolo ya da saplı ada ismini veriyorduk. Buna göre bir falez, tomboloyu eledim, lagünü eledim. İki lagün, 2 lagünle devam ettik ve 3 de tombola. Yani doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi kurak ya da yarı kurak bölgelerde rüzgar etkisi sonucu oluşan yer şekillerinden biri değildir? Hörgüç kayalar bizim özellikle buzul aşındırması sonucu oluşan şekillerimiz arasındadır. O yüzden burada rüzgar etkili değildir. Tafonni kayalar üzerindeki küçük oyuntular mantara benzeyen rüzgar aşındırma şekilleri mantar kayalar ya da diğer adıyla şeytan basası löster taşıyıp biriktirdiği kumullar rüzgar tarafından barkanlar genellikle çöllerde olan yine hilal şeklindeki kumulları ifade ediyor o yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde buzul şekilleri daha fazladır özellikle İskandinav yarımadası Norveç İsveç Finlandiya gibi alanlarda ki bulunduğu enlem değerleri sebebiyle de nedir daha fazla buzul şekilleri görülür o zaman biri aldık diğerlerini eledik bunun yanında Himalayalar ki Everest gibi dünyanın en yüksek yerleri var ki burada enlem faktörü değil yükselti faktörüne bağlı olarak 2 numarayı da almalımız ya da dikkate almamız gerekiyor 3 de zaten 5500 metre üzerinde görülüyor çok etkili değil Akdeniz ikliminin görüldüğü 4 numarada yine biz çok fazla buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini göremiyoruz. E zaten yine Akdeniz iklimi var 5'in olduğu yerde. Burada da söz konusu değil. O yüzden 1 ve 2'de biz daha net şekilde bu tür şekilleri görebiliyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Emre Bey akarsu ile ilgili aşağıdaki görseli tahtaya yansıtmıştır. Daha sonra bu şekilde akan bir akarsu için neler söyleyebiliriz diye sınıfa sormuştur. Öğrencilerden yine farklı cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Burada akarsuyun menderes çizdiği görülüyor. Yani sağa sola doğru büklümler oluşturmuş. Menderes çizen bir akarsuda yatak eğimi azalmıştır. Bu kesin. Çünkü bunun oluşması için en temel faktör Akarsu yatak değiştirmiştir ki şu alanlara daha önce akıyordu. Ne oldu? Sağa sola doğru hareket ederken bu alanlarda akmamaya başladı. Yine tekrar o alanlara dönebilir. Yatak değiştirme kısmı burada önemli. Akarsuyun boyu uzamış. Evet, büklüm çizen akarsuların boyu daha uzundur. Çünkü şu şekilde düzleştirirsek o büklümleri daha uzun bir boya sahip olduğunu görür, görürüz ya da net bir şekilde görebiliriz. Buna göre hepsinin dediği bununla ilgili doğru bilgiler. E şıkkı doğru cevabımız oldu.